losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my... Şimdi Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda hafta sonu konaklamaya geldik. Şimdi size birazdan daha ayrıntılı bilgiler veriyor olacağım. Zaten içerisinde çektim, onları da paylaşıyor olurum. Hava çok güzel, yani çok soğuk değil açıkçası. Şu an Kasım sonu, bugün 26 Kasım. O yüzden tabii ki serin olması çok normal. Gelirken yolda çok yağmur yağıyordu ama şu an gayet güzel hava. Şu arkamda görmüş olduğunuz bungalovaya da konaklayacağız. Biraz böyle bungalov evin içini göstereceğim. Burada iki kişilik böyle tek kişilik yataklar var. İki kişilik değil, tek kişilik yataklar var. Temiz, nevresim, çarşaf, havlu, yorgan. Mevcut böyle ikiz yatak, iki kişilik yatak var ama bayağı büyük. Gördüğünüzde burada da yine temiz nevresim ve çarşaflar mevcut. Şöyle dışarıyı da görebilirsiniz. Karşı tarafta da ayrı bir bungalov var. Yine ısınmak için UFO var burada da. Bu giriş kısmı az önce çektiğim taraf. Burada da böyle L bir koltuk var. Yine klima var bu bölgeyi ısıtmak için. Televizyon mevcut. İnternet maalesef yok. Aslında iyi ki yok baktığınız zaman. Şöyle mutfak kısmını da gösterebilirim aslında. Mini bir buzdolabı var. Ocak var. Buraya ait. Yani hiçbir şey siz getirmiyorsunuz dışarıdan. Sanırım malzemeler de mevcut ama biz kendi malzemelerimizi getirdik buraya. Bu şekilde. Bir de masamız var. Selam herkese. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Ve biz bu hafta sonu Sakarya'da, Sapanca'ya İl Ormanı Tabiat Parkı'na geldik. Burada bir gece konaklayacağız aslında. Şu arkamda görmüş olduğunuz bungalov evde kalacağız. Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Sonu konaklama 750 lira. İçerisi 4 kişilik fakat biz 5 kişilik bir aileyiz ve 5 kişinin konaklamasında herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bu yüzden gecelik fiyatıyla başlayabiliriz aslında. 750 lira hafta sonu. Hafta içi ise sanırım 600 lira civarı olması gerekiyor. Yani daha uygun fiyat hafta içi. İçeride 2 erkeğin içerisi. Girişte bir böyle salon bulunuyor. L koltuk var, televizyon var, klima var o bölgeyi ısıtan. Arkasında mini bir mutfak var. Mutfakta ocak ve küçük mini bir buzdolabı var. Ve bir yemek masası mevcut. Diğer iki odada ise birinde çift kişilik yatak, diğerinde de iki tane tek kişilik yatak mevcut. Oralarda da UFO var içeriye ısıtmak için. Her ikisinde de temiz nevresim ve çarşaflar var. Yorganlar mevcut. İçeri girdiğinizde temiz böyle terlik, otel terliği diyeceğiniz terlikler mevcut. Sabun var, aynı sabun, şampuan vesaire falan koymuşlar. Yine havlular falan var. Yani hem ikişer tane herkes için havlu mevcuttu diye hatırlıyorum. İçeride herhangi bir kafe restoran yok. Kendiniz yapıyorsunuz yemeğinizi. İşte mangal yapmak için zaten yer mevcut, mangal yakabilirsiniz. İçeride de uzakta herhangi bir istediğiniz yemeği yapabilirsiniz. Ama tabii ki dışarıdan kendiniz getiriyorsunuz araç gereci. Burada sanırım var ama yine kendiniz getirirseniz daha sağlıklı olur. Bu alanın dışında bir yürüyüş parkı söz konusu. Orada yürüyebilirsiniz ormanda. Bu alanın içerisinde herhangi bir dediğim gibi kafe restoran yok. Çocuk parkı var burada. Arkamda gördüğünüz çocuk parkı mevcut ama bu alan... çıkmıştık. Biraz akşam olduğu için şimdi acıktık. O yüzden yemek işine koyulduk. Şöyle arkamda görüyorsunuzdur. Babam ve Emrecan mangalın başındalar. Evet, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Yakmamaya çalışıyoruz. Hava nasıl sizce? Soğuk mu? Çok gayet güzel. Güzel mi? Ebru o kadar üşümüyor. Sabahtan beri oturuyor burada. Şu evimizi göstereyim size uzaktan da. İçeride televizyon açık. Şu bungalovda kalıyoruz. Böyle önünde de bir çardağı var.
ısıtmada içeride şu an klima ile ısınıyoruz ama gece bizi ne kadar ısıtır klima bilmiyorum. UFO da var neyse ki yattığımız odalarda. İnşallah gece üşümeyiz. Annem içeride sıcakta televizyon izliyor. Emrecan kanalıma bir şeyler söyle. Evet. Bugün de doğalayız. Evet, seviyorsun kamp yapmayı. Bırakamıyoruz. Bırakamıyoruz. Seviyoruz bu sporu diyorsun. Yapıyoruz bu sporu. Yapıyorsun bu sporu. Emrecan doğada olmayı çok seviyor. Şu bilekliğini göstersene bize bir. Kampçılar bir görsün. Nerede bilekliği? Emre'nin değişik bir bilekliği var. Şu tarafa doğru gelsene biraz. Heh. Evet, anlatabilir misin bize o beşi bir yerdeymiş adı arkadaşlar. Beşi bir yerde. Evet. Takmak taşı. Evet. Pusulası. Evet. Evet. Aynı zamanda bıçağı var. Ha, orası da bıçak. Bir de bileklik oluyor. 5 tane mi oluyor yani özellik? 5 tane paraşütü var aynı zamanda. Ha, paraşütü. Ebru'cum sen ne düşünüyorsun? Beğendin mi kamp alanımızı? Evet. Nasıl? Düşüncelerini paylaşır mısın bizimle? Pusulası Dünya YouTube kanalıyla paylaşır mısın? Paylaşmıyor. Ebru gördüğünüz üzere paylaşmıyor. Ebru kedilerle ilgileniyor. Baba üşümüyor musun? Yok. Başında üşür müyüz abi? Babam üşümüyor gördüğünüz üzere. Ateşin başında olduğu için ama ben üşüdüm yani. Şöyle geçeyim. Annem şurada televizyon izliyor görüyor musunuz? Masayı falan hazırlamış. O sıcak yerlerde durmayı seviyor. Günaydın. Gece bungalovda konakladık arkadaşlar. Şimdi sabah yürüyüşüne çıktık. Ebru'cumla, kız kardeşim kendisi. Biraz yürürken size dün gece nasıl geçtiğini bahsetmek istiyorum aslında. UFO ve klima ile aslında yeterince ısındık diyebiliriz. Gayet yeterliydi. Böyle aralarda böyle bir üşüdüğümü hatırlıyorum. O da zaten UFO kendini ısıttığı için sönüyor. O kısımlarda biraz serin oldu ama çok da problem değildi açıkçası. Ve sabaha karşı saat 7 sularında bir deprem hissettik. Bu Düzce'de geçen hafta olan depremin artçıları muhtemelen 4.3 ya da 4.5 falan yazıyor kaynaklarda. Yine Düzce merkez üssü ama biz Sapanca'da yani Sakarya Sapanca'da olduğumuz için daha yakınız. İzmit'tense. Şu an Düzce'ye daha yakınız. O yüzden bu depremi de hissettik. 4-5 saniye sürdü. Çok uzun sürmedi. Ama uykudan uyandırdı diyebiliriz. Gayet temiz bir havası var. İçimize çeke çeke gidiyoruz. Şu sağ tarafta da göl manzarası var. Aslında onu görmek için şu an yola çıktık. Şurada Sapanca Gölü'nü görüyor bir kısmı. Şurada da yol devam ediyor. Yani bu tabiat parkı aslında zaten çok çok büyük bir tabiat parkı. İçeri girdiğinizde bu bungalov evlerine gelmek için epey bir süre yol geçiyorsunuz. Yol geçmeniz gerekiyor arabayla. Ayrıca sabah görevliye sordum. Toplam 10 tane bungalov varmış ve 4-5 yılı da faaliyetteymiş. Daha önce özel bir işletmedeyken şu an belediyedeymiş hizmete. Şu an Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait diyebiliriz burası için. Karşımızdaki göl Sapanca Gölü aslında. Biz diğer tarafında İzmit'te yaşıyoruz. Sapanca Gölü'nün tam diğer kısmı. Şu an tam tersi tarafında Sakarya Arifiye ilçesine bağlı bu tabiat parkı. Aslında tam diğer tarafına geldik diyebiliriz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Türk kahvesi zamanı. Anneciğimle kahvelerimizi içiyoruz. Ama bugün güneşli.
desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu da böyle bir kapanış olsun. Teşekkürler.